Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel'de kasa defteri yapmaya bakacağız. Şimdi ben bir zaman kaybetmemek için bazı şeyleri hazırladım daha önceden. Bu kasa ile alakalı işte tarih, belge numarası, işte giriş çıkış, firma, işlem tipi, tutar ve gerekirse de açıklama. Bunu gerekli bilgiler varsa siz buraya sütunları ilave edebilirsiniz. Şimdi burada giriş, çıkış ve işlem tipini ben boş bıraktım. Çünkü buraları, bu ikisini veri doğrulamayla yani seçerek getirirsek daha güzel olur ve daha doğru olur. Şimdi bu giriş çıkış sütununa gelelim. Shift, Ctrl, Alt, okla bütün sütunu seçelim. Direkt E'ye de basabilirsiniz ama ben 5. satırdan başladığı için oradan seçtim. Veri doğrulama diyoruz. Burada 4. satırdan başlıyormuş. Evet, buradan herhangi değer listeyi seçiyoruz. Kaynağı tıklıyoruz. Ve ben daha önce de hazırladım. Diğer şekilde burada giriş çıkış var. Giriş çıkış ikisini seçiyorum. Buraya ilave gelmeyeceği için sadece ikisini seçmek yeterli. Ve tamam deyince burada seçenekler ikisi karşımıza geliyor. İşlem tipini de aynısını yapalım. Shift, Ctrl, Alt, oku bastım. Veri doğrulamaya geldim. Listeyi seçtim. Kaynağı tıkladım ve sizin de kendinize göre hazırlayacağınız, benim zaman kaybetmemek için daha önce hazırladım. İşlem tiplerini seçiyoruz. Ama bu işlem tipleri tabii ki daha ilave olacağı için, yeni gider ya da gelir kalemleri yazmamız gerekebileceği için her zaman için burayı böyle fazla tutmakta fayda var. Buraya seçtiğimiz alana boşluk yerlerine yeni işlem tipleri yazınca bizim tablomuzda da seçme ekranına otomatik gelecektir. Gelmiyorsa zaten bu alanın artık dışına taşmışızdır. Tekrar veri doğrulamaya gelip buradaki kaynaktaki alanı 22 ise 23, 25 diye değiştirmemiz gerekiyor. Tamam diyoruz. Ve burada işlem tiplerimiz geldi. Şimdi burada tahsilat diyelim. Aydaş elektrik, İSKİ su. Buradan tahsilat olsun. Gaz, tahsilat. Bunları yol, yakıt diye. Seçtik. Burada burası giriş, tahsilat dedik, çıkış, bunu şu şekilde C6, burası giriş, G, C, 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 C deyince kendisi otomatik geliyor, alt noktada aşağı hızlıca geçiyoruz. Bu şekilde biz kasa defterimizi, günlük işlemlerimizi yazdık. Tabi bu çok uzun olacak, çok detaylı olacak. Doğru ve dikkatli yazmak ve yan tarafa da hatırlamak için notlarımızı yazmamız çok iyi olacaktır. Şimdi diğer şekilde burada günlük kasa durumunu takip etmemiz bizim için çok faydalı olacaktır. Ne durumdayız, hangi günde terse çıkmışız, bunu buradan takip edebiliriz. Onun için ben burada sadece 31 Ocak kadar yazdım. Bunu komple 365 güne yayıp bir daha bu tablo üzerinde herhangi bir şey yapmadan sadece bu detayı doldurarak günlük işlemleri yazdığı zaman bu tablo otomatik oluşacak ve size de ne durumda olduğunuzu gösterecek. Şimdi buraya toplam alacağız buraya detay sayfasından. Burada bizim iki tane kriterimiz olacak. Bir tarih, bir de bu işlem giriş mi çıkış mı? Onun için çok ve toplayı kullanmamız gerekiyor. Eşittir diyoruz. Çok ve topla diyoruz. Detaya geldik. İlk önce toplam sütunu seçtik. Bunu bir kere sabit diyoruz. Nokta virgül. Sonra bir kriterimiz tarihti. Tarih sütunu seçtik. Sabit dedik. Nokta virgül. Buraya geldik. Burada B5 hücresini seçeceğiz.
Şunu formül üstüne geldiği için tıklayamıyoruz. Evet, B5'e geldim. Şimdi burada tarihler sütünde olduğu için sadece B'yi sabitliyoruz. 1, 2, 3. Evet, dolar B'nin soluna geldi. Zaten nokta gibi. Daha sonra detaya gelip burayı E sütunu, giriş çıkış sütunu seçiyoruz. Sabitliyoruz. Noktalı virgül gelip günlükten buradaki girişi, bu giriş de satırlı olduğu için, yani giriş çıkış kısmı satırlı olduğu için burada da 3'ü sabitleyeceğiz. F4 diyoruz. Bir daha yapıyoruz ve dolar 3'ün sonuna geldi. Ve parantezimizi kapatıyoruz. Aynı bunu çıkışa çektiğimiz zaman ve burada da giriş eksi çıkış dediğimiz zaman ve 3'ün de aşağı doğru ay sonuna kadar çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi tablomuz günlük olarak oluşuyor. Tabi burada bizim yapmamız gereken buradaki bu girişin verinin ardı bir önceki günü de ilave etmemiz gerekiyor. Ama şu durumda sadece cari gündeki durumu görüyoruz. Eğer ya yandaki sütuna ilave edebilirsiniz ya da şurada bana cari gün gerekmiyor, kümülatif gün gerekiyor derseniz bunun üzerine mesela 2-1 sonuna buraya artı bir önceki günden kalanı koyarsak eksi ise eksi gelecek. Bu şekilde bunu aşağı doğru çektiğin zaman sizin son durumunuzu burada gösterecek. Bunu yapmayabilip şöyle yapabilirsiniz. Bu ilaveyi koymazsınız. Günlük hareketler gelir. Yukarı genel toplam kısmına bunu topla alırsak ay sonuna kadar gelelim ve kapatalım. Evet, burada şu şekilde yaptığımız zaman bizim son durumumuz her zaman şuradaki rakam olacaktır. Şu anda kasamızdaki toplam rakam olacaktır. Hatta buraya da gelip A5'e gelip görünümden bölmeli dondur dersek aşağı doğru indiğimiz zaman da bile yukarıdaki rakamı görebiliriz. Hem de aynı zamanda ay içerisindeki giriş çıkış hareketlerinin daha net gözükür. Burayı da E sütunu seçip girişten koşullu biçimlendirme yeni kura deyip üstten için yalnızca şunu içeren hücreleri seçip hücre değeri küçük sıfırsa biçimlendirmeye basalım ve yazımızın rengini kırmızı olsun. Evet, gördüğünüz gibi eksiye düşen günlerde bu şekilde kırmızı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de bunu aylık olarak görmek isteyeceğizdir. Burada aynı tablonun aylığını getirsek de ilerideki aylık icmalde burayı net şekilde görebiliriz. Bunun için burada yani detay sayfasını ayı bulmamız lazım. Yani bu tarihlerin hangi aya ait olduğunu bulmamız lazım. Onun için buraya eşittir diyoruz. Metne çeviriyoruz. Tarih alanı seçtik C4'te. Noktalı virgül. Tırnak içerisinde 4 tane A koyuyoruz. Tırnağı kapatıyoruz, parantezi kapatıyoruz. Evet, bize de ay bilgisi de buraya otomatik geldi. Burayı da şöyle ortalayalım. Evet, şimdi buraya ay toplamları alacağız. Demin yaptığımız işlemin aynısını günü değil de ayı toplattıracağız.
Çok topla. Detaya geldik. H üstünü sabitliyoruz. Noktalı virgül. Ay üstünü seçtik. Sabitledik. Noktalı virgül. Geldik buraya. Ocak ayını seçtik. Ocak aylar üstünde olduğu için B'yi sabitliyoruz. Noktalı virgül. Sonra giriş çıkışı oldu. E üstünü seçip sabitledik. Noktalı virgül. Ve buradan da yine C2'yi seçiyoruz ve satırda olduğu için 2'yi sabitliyoruz. Ve parantezimizi kapatıyoruz. Burayı da para birim yapalım. Evet, bunu yaptıktan sonra sadece çekiyoruz ve aşağı doğru çekiyoruz. Buraya da genel toplam alalım. Evet. Aylık olarak da durumumuzu buradan görüp son durumumuzu da yukarıdan görebiliriz. Bu şekilde aylık durumu da günlük durumu ve aylık durumu bu şekilde takip edebiliriz. Hatta buraya gelip ekleden sütun grafiğini seçip sağ tuşa basıp veri seçten burada aylık durumlarımızı da grafiğinde kasa durumunda buraya getirebiliriz. Aylık kasa raporu diyebiliriz. Buraya üstüne verileri etiketleyip şöyle yapalım, geri alalım. Hepsi daha değerler gelmediği için burada boş boşuna yazın. Bir kere tıkladım. Bir daha tıkladım. Ama sadece bu sütunu seçmiş oluyorum. Veri etikette ve sadece buraya geldi. Şimdi bu sütunu seçtim. Bir daha tıkladığında sadece bu sütun seçilmiş olacak. Sağ tuşa basıyorum. Veri etikette ve buranın tutarı geldi. İstersek bunları diklemesine de yapabiliriz ya da bunun da renklerini de koyulabiliriz ya da alanlarını da bu şekilde belirgin yapabiliriz. Evet, bu şekilde aylık, günlük ve işte detay kasa raporu bu şekilde hazırlamış olduk. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.